merhaba. Bir günde neler yemiyorum videoma hoş geldiniz. Daha önce bir günde neler yiyorum videosu çekmiştim birçok kez. Gün içerisinde neler yediğimiz kadar neler yemediğimiz de bence çok önemli. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer herhangi bir sorunuz olursa da mutlaka aşağıya yorumlara bırakın. Biliyorsunuz ki hepsini tek tek cevaplıyorum. Öncelikle en çok kafa karışıklığı yaratan konulardan bir tanesi sağlıklı beslenirken fit beslendiğimizi zannetmemiz. Halbuki ikisi birbirinden birazcık farklı. Mesela şöyle, özellikle Instagram'da çok ünlü olan yulaf kaselerini biliyorsunuz. İşte yulaf, içinde badem sütü, meyveler, bir sürü meyveler, muz, fıstık ezmesi. Ya bir kasenin kalorisi, şöyle söyleyeyim, Instagram'da paylaşmaya değer bir kase olması için içinin bayağı güzel, dolu ve şık bir şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Sağlıklı olsa bile büyük porsiyonlarda yiyecekler tüketmiyorum. Benim yeme stilim az az ve sık. Meyveler ne kadar sağlıklı olsalar bile meyveleri büyük porsiyonlarda tüketmiyorum. Çünkü meyvelerin içerisinde meyve şekeri var ve meyve şekeri de glikoz gibi, meyve şekeri fruktoz bildiğiniz üzere ve glikoz gibi kana anında karışamıyor. Fruktoz karaciğere gidiyor ve glikojen olarak depolanıyor. Glikojen ne demek? Yağ demek. Yani meyvenin verdiği enerjiyi atamadığımız için sağlıklı şeker bile içerse o bize yağ olarak geri dönüyor. O yüzden meyve tüketin ama küçük porsiyonlarda. Tüketli yiyecekler asla ama asla tüketmiyorum. Cips, çikolata, içerisine bakın. Yani içeriğini okuduğunuz an, en azından bende öyle oluyor. İçeriğini okuduğum an, çikolata dahi olsa ki severim. Onu direkt elimden bırakıyorum. Asla ya, gerçekten çok çok nadir tüketiyorum. O da yine organik, sağlıklı, içerisinde hiçbir koruyucu madde, glikoz şurubu olmayan paketli şeyler tüketebiliyorum. Hem evde yapmayı sevmiyorum hem de ona ayıracak vaktim yok açıkçası. Gerçi sevseydim vakit ayırırdım ama ayırmak istemediğim için ben de tabii ki de paketli gıdalar alıyorum ama içeriği tertemiz olmalı. Beğendiğim sağlıklı ve fit, söylediğim gibi ikisi birbirinden ayrı, yiyecekleri de aşağıya linkini bırakırım. Oradan da ilham alıp alışveriş yapabilirsiniz. Bir günde ne içmiyorum? Başlığa bunu da yazacağım. Boş kalorili içeceklerin hiçbirisini içmiyorum. Sağlıklı da olsa meyve suyu, bildiğin evde sıkılmış meyve suyu içmiyorum. Boş şeker, içinde hiçbir lif yok, hiçbir şey yok. Tamamen boş bir kalori. Kola, dışarıda satılan meyve suları, içinde böyle boş kaloriler, tamamen şeker olan hiçbir içeceği içmiyorum. Cheat day'de dahi içmiyorum. Ha, belki pazar kahvaltısında portakal suyu arada bir içiyor olabilirim. Bu arada cheat day'de neler yiyorum videosunu da bunun peşine çekeceğim. Şimdi cheat day var, cheat day var. O yüzden de bu konuda da ilham vermek için bir video hazırlıyorum. Ne içiyorum? Su. Klasik. Ama su gerçekten inanılmaz önemli ve özellikle açlık hissettiğinizde su içerseniz açlığınızın birazcık bastırıldığını, biraz geçtiğini fark edebilirsiniz. Yeşil çay, kahve, çay, hepsi şekersiz. Hepsi ama hepsini şekersiz içiyoruz tabii ki. Ve hiçbirisini yani bunlar, bu söylediklerim hepsi sade, içinde süt falan yok. İçsem bile arada böyle hani latte matte, onlar da tabii ki her zaman bitkisel sütlerle. Vegan olduğum için değil, hem kendim hem de hiçbir öğrencime süt ve süt ürünlerini asla ama asla önermiyorum. Hayvansal kaynaklı tabii ki. Sadece bitkisel sütler kullanılabilir. Neden? Birincisi, süt ve süt ürünlerinin hiçbirisini aslında sindiremiyoruz zaten. O yüzden de hepimizde, herkeste gaz yapıyor. Karnımızda şişkinlik oluşturuyor.
Ama önemli sebebi bu değil. Süt ve süt ürünleri tamamen neredeyse yağ. O kadar böyle reklam yapıldığı gibi içerisinde bir besleyiciliği yok. Kalsiyum derseniz dereotu yiyin, çok daha fazlasını alabilirsiniz. Aynı zamanda süt ve süt ürünleri ödem yapıyor ve içerisinde çok yoğun östrojen barındırıyor ve vücudumuzda östrojen salgılanmasını artırıyor. Östrojen eşittir vücudumuzda yağlanma, su tutulumu demek. O yüzden süt ve süt ürünlerini zaten ben etik sebeplerle tüketmiyorum. Aynı zamanda sağlık ve fitlik açısından da tüketmiyorum ve tüketilmesini de önermiyorum. Beyaz ekmek asla ama asla yemiyorum. Ve yiyenleri de gerçekten anlayamıyorum. Çünkü inanılmaz lezzetsiz bir şey. Yani nasıl yiyip nasıl böyle seviyorsunuz? Hiçbir besleyiciliği yok. Glisemik indeksi tavan. Yani glisemik indeksi tavan ne demek? Yani siz beyaz ekmeği yediğiniz an insülininiz tavan yapıyor. İnanılmaz gereksiz boş bir kalori. Onun yerine kahverengi ekmek de tüketmeyin. Tek tüketebileceğiniz şey tam buğdaylı ekmek. Tam buğday. Yani buğdayla oynanmamış olması gerekiyor. Tam buğdaylı ekmek tüketebilirsiniz. Zaten hiç ekmek tüketmiyorum. Bazen işte hafta sonları böyle işte pazar kahvaltısında falan. O zaman da işte tam buğdaylı, kara buğdaylı hem de glutensiz beslenenler içinde kara buğday ekmeği. Çok lezzetli, çok güzel, inanılmaz doyurucu, uzun uzun süre sizi tok tutuyor. Fast food kesinlikle yemiyorum. Yani bunu söylememe gerek var mıydı bilmiyorum ama ben yine de belirtmek istedim. Özellikle bazı spor salonlarının tam karşısında Burger King oluyor. Uzak durun, uzak durun. Boş kalori, hiçbir işe yaramayan boş kalori. Hangi Burger King yemeğinizden bir saat sonra acıkmadığınız oldu? Hangisinden? Tamamen boş, sağlıksız. Kesinlikle yemiyorum, yemenizi de tavsiye etmiyorum. Güzel, gerçek, sağlıklı, leziz yemekler varken cheat day yapıyorsanız bile bunu leziz ve sağlıklı olanları var. Boş verin fast food. Ne kadar sağlıklı da olsa mümkün olduğunca yağ kullanmaktan uzak durmaya çalışıyorum. Özellikle bu kahvenin içine Hindistan cevizi yağı koyma gibi bir moda çıktı. Sanki yediğimiz her şeyde yağ yokmuş gibi. Özellikle çok yağlı beslenmek kadınların hormonal dengesini bozduğu için fit olmasını, kilo vermesini engelleyen bir beslenme tarzı. Ketojenik beslenme gibi beslenmeleri asla savunmuyorum, önermiyorum. Özellikle kadınlara iki kez önermiyorum. Yemiyor muyum? Yiyorum tabii ki. Avokadoyu çok seviyorum. Sızma, natürel sızma, zeytinyağını çok seviyorum, tüketiyorum. Ama ekstradan bir şey tüketmemize gerek yok. Zaten bunları yemek yaparken, işte kızartırken ve benzeri şeylerde, işte ne bileyim salataya bir lezzet versin diye zaten yeteri kadar kullanıyoruz. Yani ekstradan kahvenin içine atmak, bir sürü kuru yemiş yemek mesela. Böyle hani abartmaya gerek yok. Mümkün olduğunca yağ içeren tüm yiyecekleri, yağı kısıtlamamız gerekiyor. Zaten yağın çok ama çok yüksek bir kalorisi var. O yüzden mümkün olduğunca az ve düşük tutmaya çalışıyorum. Bunun için de zaten inanılmaz moda oldu. Air fryer'lar, yağsız kızartma. Onlara azıcık yağ koyup da kullanabiliyorsunuz. Tamamen yağsız da kullanabiliyorsunuz ve yağsız yaptığınızda da yine aynı böyle kızartma lezzetini alıyorsunuz. Mesela patates kızartmasını seviyorum. Onu da ama genellikle cheat day'lerde yiyorum ve hani ne yapıyorum? Gidiyorum air fryer'da yağsız bir şekilde pişiriyorum. Sağlıklı bir patates kızartmasına sahip oluyorum. Yani gidip Burger King'den ve McDonald's'tan patates kızartmasını, fritözde kızartılan patates kızartmalarından alıp yemiyorum. Ama aynı lezzete kavuşabiliyor muyum sağlıklı bir şekilde? Evet. O zaman aynı lezzeti elde edebiliyorsam ne gerek var sağlıksız beslenmeye?
neler yemiyorum videosu uzayıp da uzayabilir. İstediğim kadar uzatabiliriz. Şekerler, işte çikolatalar vesaire vesaire. Ama temel olarak yemediğim şeyler bunlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da mutlaka paylaşın. Siz neler yemiyorsunuz ya da benim yemediğim şeylerden yedikleriniz var mı? Aşağı yorum olarak bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.